Sevgili izleyiciler, Tarkan'la Bülent Ersoy arasında bir gerginlik, sıkıntı yaşanmıştı 5 yıl önce. Çünkü Bülent Ersoy klibinde oynamak istemeyen Tarkan'ı boyundan vurmuştu. Neden? Yani boyunun kısalığından. Tarkan da bu sözlere çok üzülmüştü. Hülya Avşar da yıllar önce aynı şeyi yaptı. Çocuğu boyundan vuruyorlar. Gelin görün ki Tarkan'ı boyuyla, sesiyle eleştirenler yine ona kucak açmak zorunda kalıyorlar. Buzlar eridi, haberi izleyelim. Yemeden içmeden kesildim, ağladı kendim, hasreti bitirdi beni. Megastar ve Diva yine yeniden bir arada. 5 yıllık küslük bitti, yeni şarkı onları buluşturdu. Bülent Ersoy'un Aşktan Sabıkalı albümündeki Bir Ben Bir Allah Biliyor şarkısına düet yapan ikili geçtiğimiz hafta stüdyoda yeni şarkıyı dinlediler. Çok zor, ne çektiğimi bir ben bir Allah biliyor. Ben kendimi bildim, deneli hissetmedim, ayrılık acısının böylesini. Ersoy'un 2017'de çıkaracağı yeni albümü için şarkı veren Megastar'ın bir de jest yaparak Diva'nın vokalistini yapacağı söylendi. Peki yıllarca süren bu küslüğün sebebi neydi? Bir önceki projenin klibinde oynamak için söz veren Tarkan'la gerginlik yaşamış ve tepki göstermişti. Ersoy verdiği bir röportajda boyu biraz kısa olduğu için çekimler için bir takım istekleri oldu. Zaten ufak tefek bir çocuk, yanında Eyfel Kulesi gibi kalacaktım. 2 ay onu bekledim, önce ayrı ayrı montajlarız dedi, sonra oynamayacağını söyledi diyerek sitem etmişti. Yemeden içmeden kesildim, ağladı kendim, hasreti bitirdi beni. Biz alışığız böyle polemiklere fakat niye çok merak ediyorum, starlar birbirlerini fiziksel olarak da böyle vurmaya çalışıyorlar. Üstelik vurmaya çalıştığınız kişi de sevgili Bülent Ersoy, Tarkan. Ya daha önce ona çok konuda vurmaya çalışanların durumunu gördük gazeteciler olarak. Şunu söyleyeceğim, ben de insanları böyle boyuyla posuyla hani bir şekilde hakaret etmek isteyenleri gerçekten anlamıyorum. Şöyle demek istiyorum, devede de boy var efendim ama evet, nereye çeksen oraya geliyor. Evet. Aynen öyle. Bu kadar. Aynen. Yani aman boyu şu kadar, bir metre boyun var. Bir şey söyleyeceğim, starlık da bu demek bence herhalde. Hani taşlanıyorsun çünkü meyve verdiğin için taşlanıyorsun ve çok asil bir duruş sergiliyorsun. Bakın Tarkan için neler söylediler. Bir metre boyu var, Asena gibi yok kıvırıyor, yok vergisini ödemiyor, yok bu vatan okul için neler yaptın. Bunların hiçbirine efendim ses çıkarmadı, cevap vermedi. Olayı yargıya bile taşımadı, taşısaydı özellikle Hülya Avşar'ın ettiği sözleri kesin kazanırdı. Çok ağır laflar etmişti. Evet. Tuğba Ekinci sahneye çıkmıştı Altın Kelebek gecesinde. Oo, Tarkan'a neler söylemişti. Neler. Orada bile efendiliğini bozmadı. İşte gerçek star. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Tarkan da diyordur ki bir şarkı yapıyorum, bir konser veriyorum. Yer yerinden oynuyor. Ben bunlarla niye uğraşıyorum ki diyordur. Çünkü aynen, uğraştığı takdirde karşı taraf bir şekilde ama kazanacak. Bir de herhangi birine, bırakın Tarkan'ı, herhangi birine çirkinsin, yaşlısın, şişkosun, ecissin, ucuzsun, kilolusun diyenlerin de dönüp bir aynaya bakması gerekiyor. Aynaya baktığında silüeti Cindy Crawford'sa, aynaya baktığında silüeti atıyorum Serenay Sarıkaya ise dön bana çirkin de. Ya ama bize, sen kendine bak. Bize, öyle, bana da öyle. Özge, evet. Bir gün, öyle bir evet evet, yok. Bir gün mesela bir gün bana ne kadar hoşsunuz, ne kadar güzel zayıflamışsınız diyorlar mesela. Ertesi günkü fotoğrafı çok kilo aldın yine sen. İşte çok kilo almışsın, olmadı bu kıyafette yakışmamış bilmem ne falan yazıyorlar. Ha, bize yani de öyle yapıyorlar, sanıyorlar ki yumuşak karnımız. Hayır efendim, biz kendimizle barışırız. Değil. Bizim öyle bir iddiamız yok ki ay en güzel benim. Tam aksine tiye alıyoruz, kendimizle dalga geçiyoruz. Hatta şöyle bir şey, seyirciler zaman zaman sizi bir de makyajsız merak ediyoruz. Hemen söyleyelim, bizim Instagram hesabımızda Gülşen'le birlikte Temmuz 2016, Temmuz'un ilk haftasında yaptığımız bir bant var. Yüzümüz sıfır makyaj, işte sıfır makyaj halimizde öyle. Diva'nın boyu çok mu uzun ki altına ne giyerse uzun. Topukları eleştirir tabii uzun insanları. Evet,
Tarkan'dan uzun ama starlık için uzunluğun, kısalığın hiçbir anlamı yok. Güzellik ya da çirkinliğin aynen hiçbir anlamı yok. Bu bir yetenek. Bu arada Bülent Ersoy'un bulunduğu alanda gelmiş geçmiş en büyük starlar ve gerçek divalar Safiye, Ayla'lar, Müzeyyen, Senar'lar. Bu kadınlar güzellikleriyle mi bu kadar iddialı oldular? Hayır. Hayır. Damga vurup gittiler sesleriyle, yorumlar. Boya posa bakmıyor. Peki senin hayran olduğun bir isim? Hangi Burcu oyuncuyu Biricek çok beğeniyorsun?